Giyim eşyası alışverişlerimizde marka tercihimiz, stil, fiyat, rahatlık ve kaliteye dayanmaktadır. Ancak etiketin ardında yatan hikayeye baktığımızda bu giysileri yapanlar ortaya çıkar. Onlar her gün sıklıkla zor, haklarını ve özgürlüklerini kısıtlayan şartlarda çalışmaktadırlar. Çoğumuz iyi ve güvenli çalışma koşulları altında üretilmiş giyim eşyaları almak isteriz. Ancak dünya hazır giyim endüstrisinde güvenilir garantilere çok ender rastlanır. Bunun bir nedeni giyim markalarının genellikle kendi fabrikalarına sahip olmamasıdır. Giysiler bunun yerine uluslararası tedarik zincirlerine dahil farklı şirketler tarafından karmaşık bir şekilde üretilmektedir. Bir tişörtü ele alalım tişörtü satın alan kişiyle bunu yapan kişiler arasında bir mağaza, bir giyim markası, nakliye, temsilciler ve elbette tişörtün üretildiği fabrikalar bulunmaktadır. Bir t tişört üretilirken çok sayıda fabrikaya yayılmış olan birçok işçinin elinden geçer. Daha karmaşık giysi çok daha fazla işçinin elinden geçmiş olabilir. İşte işlerin ters gidebileceği birçok yer. Ve işte uzun tedarik zincirinin sadece bir parçası. Örneğin pamuk tarlalarda yetiştirilir iplik haline getirilir, boyanır, örülerek ya da dokunarak kumaş haline getirilir ve daha sonra dikim tesislerine gönderilir. Bu tek bir tişörtün, bir markanın sezon koleksiyonundaki tek bir parçasının tedarik zinciridir. Ancak her bir marka her sezon onlarca, yüzlerce tasarım yaratır ve bunları genellikle çok sayıda farklı fabrikaya sipariş eder. Aynı zamanda her fabrikada onlarca farklı marka için giyim eşyası üretiliyor olabilir. Sonuç farklı unsurlardan oluşan ve girift bir tedarik zincir örgüsüdür. Bu derece karmaşık bir sistemde giysi üreten kişilere adil davranıldığına nasıl emin olursunuz? Bu noktada Fair Wear Foundation, giysilerin üretildiği tedarik zinciri halkalarına odaklanmaktadır. Birçok iş kanunu sıklıkla dikim tesislerinde ihlal edilmektedir ve dikim işi çok yoğun emek gerektirdiğinden birçok işçinin katılımıyla gerçekleştirilir. Fair Wear Foundation'ın çalışmalarının temelinde Birleşmiş Milletler ilkelerini baz alan ve çalışanların temel insani haklarını kapsayan 8 istihdam standardı bulunmaktadır. Çalışmayı seçme özgürlüğü vardır. İstihdamda ayrımcılık yapılamaz ve çocuk emeği istismar edilemez. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarına saygı duyulur. Yaşam ücreti ödenmelidir. Aşırı çalışma saatleri olamaz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı olmalıdır ve hukuken bağlayıcı bir iş ilişkisidir. Yani adil ve yasal bir sözleşme olmalıdır. Peki bu standartlar uygulamada nasıl işler? Bazen oldukça basittir. Söz gelimi işçilerin mola vermesini ya da giysi çalmasını engellemek için yangın kapılarının kilitlendiği durumlar. Kilitlenmiş çıkış kapıları sağlık ve güvenlik standardının açık ihlalidir ve çözümü nispeten kolaydır. Ancak çoğu durumda ihlaller birbiriyle bağlantılıdır ve fabrikanın kontrolü dışında temel nedenlerde mevcuttur. Sözgelimi çok sık rastlanan bir durum, aşırı fazla mesailer. Birçok giyim fabrikasında insanlar günde 16 saate, haftada 6 ya da 7 güne kadar çalışmaktadır. Bu haftada 100 saatin üstü demektir ve bazen bu durum aylarca sürer. Gelin bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Diyelim ki sabah 7'den gece 11'e kadar günde 16 saat çalışıyorsanız, dinlenme ya da aile yaşantısı için zaman yoktur. Uyumak için bile yeterli zaman yoktur. Uzun saatler işin kalitesini etkiler ve hatta çalışanların güvenliğini de. İş kazaları en çok fazla mesai sırasında, işçiler yorgunken meydana gelmektedir. Peki insanlar neden bu kadar uzun çalışmaktadır? Bazen işçiler eve bile gitmeye açıkça izinli değildir. Genelde maaşlar hep o kadar düşüktür ki, fazla mesai yapmadan işçilerin yaşayacak bir yer, yeterli beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Bu yüzden fazla mesai tehlikeli olmasına ve ürün kalitesini düşürmesine rağmen fabrikalar üzerinde giyim eşyalarını olabildiğince hızlı teslim yönünde büyük bir baskı bulunmaktadır. Aksi takdirde bu fabrikalar müşterilerini, işçilerde işlerini kaybedeceklerdir. Markalar kısa teslimat süreleri talep etmekte, siparişleri son dakikada değiştirmekte, makul olmayan düşük fiyatlar ödemekte, ücretler ve çalışma saatleri üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Stil değişiklikleri ve yoğun sezonlar fabrikaların bir sonraki siparişin ne zaman geleceğinden asla emin olmaması demektir. Bu yüzden kapasiteyi aşarlar. Bu da fazla mesainin diğer bir nedenidir. Öngörülmeyen siparişler aynı zamanda çalışanların sözleşme ya da sabit bir iş olmaksızın çalışması anlamına gelmektedir. Bu yüzden fazla mesai, ücretler, sözleşmeler, sağlık ve güvenlikle olduğu kadar markaların iş yapma şekliyle de bağlantılıdır. Çalışma standartları bu gibi diğer birçok yönden bağlantılıdır. Yaşam ücreti ödenmesi zincirleme etkileri yüzünden burada kilit bir husustur. Örneğin çocuk işçiliğine etkisi. Ebeveynler geçinebilecek kadar para kazanamadığında çocuklara hangi yol görünecektir tahmin edin. Büyük olasılıkla okul yolu değil. Benzer şekilde işçilerin seçtikleri bir sendikaya katılmalarını ya da sendika kurmalarını, toplu iş sözleşmeleri yapmalarını sağlamak fabrika koşullarının iyileştirilmesinde onların başlıca rol oynamaları demektir. Fabrikalara kendilerini toparlamalarını söylememiz yeterli olsaydı harika olurdu. Ancak gerçekte fabrikalar her şeyi kendi başlarına düzeltemezler. Peki bu işleri uygun hale getirmekten kim sorumludur? Evet, fabrikaların burada gerçekten kritik bir rolü bulunmaktadır. İşçileri istihdam edenler onlardır. Fakat markaların da rolü büyüktür. Kalite ve fiyat gereksinimlerinin yanı sıra makul çalışma koşulları talebinde bulunabilirler. Ayrıca markalar çalışma koşullarında son derece olumlu bir etki yaratabilirler. Uygun ücretler ödeyerek makul teslimat süreleri talep ederek ve fabrikalara gelecekteki siparişlerine ilişkin belirli bir güvence vererek bu kapsamda Fairwear Foundation birkaç seviyede hizmet vermektedir. Üretim yapılan ülkelerdeki fabrikaların çalışma koşullarını kontrol eder ve Avrupalı markaların fabrikalarla iş yapma şeklini inceleriz. Fair Wear Foundation, kalıcı çözümler bulmak adına hem üretim yapılan ülkelerde hem de Avrupa'da işçi sendikaları, işçi ve kadın hakları grupları, ticari birlikler, devletler ve tüketici kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Çalışanlar doğrudan Fair Wear Foundation'a şikayet başvurusunda bulunabilirler. Fair Wear Foundation, marka performansı, fabrikalarda uygulamaya konan iyileştirmeler ve işçi şikayetleri konularında kamuya açık raporlar yayınlamaktadır. Ve sürece dahil olduğumuz nokta budur. Kamuya açık raporlar, tüketicilerin belirli marka etiketlerinin neler olduğunu görmesine ve hangi giysileri alacaklarını bilinçli seçmesine olanak tanır. Daha fazla bilgi için fairwear.org adresimizi ziyaret ederek birlikte çalıştığımız markaları görebilir ve ürünlerini ülkenizde satan Fairwear Foundation üyelerinden oluşan bir alışveriş listesi oluşturabilirsiniz.